Ne tatlı konuşuyor ya. Başlayalım mı? Bence başlayalım. Evet arkadaşlar, kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Hepinize çok böyle kucak dolusu sevgiler gönderiyoruz. Çok uzun bir aradan sonra biz geri döndük. Tekrar aranıza geldik. Biz de sizi çok özledik, biliyoruz. Özlendiğimizi de biliyoruz. Bundan sonra inşallah her hafta en az bir videoyla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Sakın bizi takipten ayrılmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın, abone olmadıysanız eğer. Ve abone ol butonunun yanındaki hemen o küçük bir zil işareti var. Sen biliyorsun değil mi onun nerede? Evet. Sen tıklıyorsun şurada. Ya. Şurada. Ha, şurada değil. Nerede kalıyor? Bu tarafta kalıyor. Bu tarafta kalıyor. Şurada kalıyor, şurada kalıyor. Şurada bir yerdeydi. Ha. Abone ol butonunun hemen yanında böyle küçük bir çan işareti var. O zile de basıp abone olmayı açmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açın ki biz Limon TV'de oyuncak videosu attığımız anda hemen telefonunuza, bilgisayarınıza yeni videomuz gelsin ve ilk izleyenlerden biri siz olun. Baba bir de bir yerde bir şey var. Ne var? Ama sen onu unuttun. Neyi? Hangisini unuttun? Yanda bir resim tuşu gibi bir yuvarlak şey var. Ona bastığınız anda bütün bizim kayıtlarımızın hepsi çıkacak. Ha, diğer eski videolarımız da çıkıyor. Evet. Evet, Ali Kadir biliyormuş, ben bilmiyordum. Ali Kadir öğretmiş aldı bana. Evet, ne yapalım artık oyuncağımızın tanıtımına geçelim. Ali Kadir hazır mısın? Evet. İzleyenler de hazır mı? Geliyor, oyuncak geliyor. Bakalım bu hafta sizlere nasıl bir oyuncakla eğlence sunacağız. Evet, işte oyuncağımız karşınızda. Oyuncağım bu. Bir robot arkadaşlar. Bugün bir robot inceleyeceğiz. Silverbit robotumuzun ismi. Macrobot firmasının üretmiş olduğu bir robot. Ne oldu arkadaşlar? Rahat edemedim bir türlü. Bu kayıp kayıp duruyor. Hayır, bir şey olmaz, bir şey olmaz. Tamam. Hemen açalım, kutu açılımına geçelim. Bakalım neler karşılıyor bizi. Şöyle kullanma kılavuzlarını da alalım yanımıza. Onu da ver. Onu da ver. İki tane kullanma kılavuzu var arkadaşlar. Şu şekilde. Türkçesi var. Bunda İngilizce falan diğer diller var. Ufak bir kitapçıkta Türkçesi var. Onu da alalım. Bu da robotumuz. Kutudan çıkıyor. Yavaş yavaş dikkatli bir şekilde alalım. Bir de 300 gramlık bir şey taşıyor. Değil 300 mi? Değil, 150 gram. Doğru ya. Tabii 150 gram taşıyor. Neyle taşıyor? Şu aparatla taşıyor arkadaşlar. Hazır Ali Kadir söylemişken biz de hemen gösterelim. 150 gramlık bir objeyi bu robotla taşıyabilirsiniz. Yani kendinize hizmetçi edebilirsiniz robotu. Aslında mesela iki üç tane olacaktı. Bak, hatta kapak resminde var. Dur onu gösterelim bak arkadaşlar. Nereye koydun kutusunu? Ver onu bana. Ver onu bana. Bunu mu? Aynen bak. Şurada bir yerlere. Bak şurada. Şöyle kamerayı gösterelim. Bakın arkadaşlar. Şuradaki resim. Net görüyorsunuz umarım. Bir kutu kolanın boş bir kutusunu taşıyabilecek. Bir de aynı yerden bir geçebiliyor değil mi? Aynen öyle. Baksana ne güzel değil mi? Bunu şuradan şunu da bir gösterebilirsek. Neyi gösterelim ya? Şurada bir tane şey var. Neydi o? Sen söyledin mi? Hı hı. Hayır, kafasındaki şeyi diyorsun. Hayır. Kafasındaki şey değil, şuradakileri bir göster bakalım. Tamam, buradakileri de göster. Sen diyorsun ki hepsini göster diyorsun. Tamam, başka ne özellikleri var? Robotun özelliklerine bakalım. Aynı yerde. Gözleri yanıp sönüyor. Robotun gözlerinde ışık özelliği var. Mavi oluyor, sarı oluyor, yeşil oluyor. Verdiğimiz komutlara göre gözlerindeki ışık rengi değişiyor arkadaşlar. Ondan sonra rota belirleyebiliyorsunuz. Robotunuzu şu şekilde tuttuğunuz zaman tekerlekleri yerde döner bir vaziyette bir rota çizerseniz o rotayı vermiş olduğunuz komutla tekrarlıyor. Yani sizin çizdiğiniz rotayı aynı şekilde tekrar kendisi de yürüyor. Yani aynı zamanda çok akıllı da bir robot değil mi? Bir açalım. Evet. Arkasında açmak için şöyle küçük bir tuş var. Şurada bir yerde. On off tuşu var. Onu açıyoruz. Robotumuz devreye giriyor. Hadi kumandayı aldın hemen. Şu masayı boşaltalım. Rahat bir şekilde oynayalım. Evet. Ben arkada durmuyorum. Vay Allah kahretmesin. Bu biliyorum. Şimdi komutlarını söyle Aykadir. Neye bastın, nasıl hareket ettin? Onu da söyle. Yön tuşları var değil mi? Yön tuşlarına basıyorsun. Yön tuşlarına bas bakayım ne yapacak? Sağa bas mesela, sola bas. Bas ona. Aa bak sağa dönüyor, evet. Sola bas. Bu zaman da sola döndü. İleriye bas. Yukarıdakine, evet. Aa bak ileri gidiyor. Geri tuşuna bas bir de. Geri tuşuna bas bakalım. Ne yapacak? Tekrar bas. Heh, basılı tut. Aa geri de gidiyor. Harika. Bakın robotta birçok özellik var. Şimdi bu en klasiği sağ sol yön tuşlarıyla hareket ettirmesi. Robotu hareket baba, ettirmesi. Efendim? Şarkı deneyim. Tamam ona da geldi. Bak şimdi şeyi de gösterelim. Neydi o? Şu ortadaki tuşa bastığınız zaman robot
sizin peşinizden geliyor arkadaşlar. Böyle güzel bir özellik yapmışlar. Sakin ol dostum. Yere kaybolma. Bakın basıyorum. Kumandayı takip etmeye başlıyor robot. Benim en çok sevdiğim özelliği bu. Götürdüm, evde oynadım, denedim. Burada da çok oynadım. Zaten çok alıştım. O kadar çok sevdim ki eve götüreceğim yine. Videomu çekip bittikten sonra da güzel kadirle evde, değil mi? Oynamaya devam edeceğiz. Basıyorsun ve peşinden gelmeye devam ediyor. Seni takip ediyor ama önce bizim çevirelim videoları. Şu an hazırken, bakın görüyor musunuz? Bıraktığım anda duruyor. Bastığım anda tekrar kumandayı takip ediyor. Yaklaşık 2 metre kadar uzaklığa tepkime verebiliyor. Yani 2 metrelik bir mesafede, bu masadan daha uzun bir mesafede kumandaya bastığınız andan itibaren peşinizden gelmeye devam ediyor. Pilinizin şarjı varsa, kumandanızda şarj varsa peşinize takın. Küçük robot arkadaşınızı nereye gitmek istiyorsanız götürebilirsiniz. Baba bir de bir özellik daha var. Ne var? Hangisi? Ben unuttum mu? Söyle bakayım ne var? Unutmadım ama biliyorsun. Şarkı özelliğini deneyelim mi? Şarkı özelliğini deneyelim mi? Evet deneyelim. Dur. Neydi o? Dene bakayım. Hı, bu olmasadık. Neydi ya? Bas ona. Ortadakine bas bakayım. Olmadı. Şuna bas. Şu go tuşuna bas bakayım. Go tuşu çünkü komut veriyor. Kumandanın üstünde bir go tuşu var altta, ortada. Onu da gösterelim. Şuradaki tuş. Evet. Yani sizin robota verdiğiniz komutları uygulayan tuş bu. Kayıt tuşuna basalım, bir ses kaydı yapalım. Bakın 3 saniyelik bir kaydı tekrar ediyor. Bence çok da güzel oluyor. Arkadaşlar Yumon TV'ye abone olun diye söyle. Tamam mı? O da tekrar etsin hadi. Açıyorum kaydı. Aç. Merhaba arkadaşlar. Yumon TV'ye hoş geldiniz. Bu da bizim küçük arkadaşımız. Ne tatlı konuşuyor ya. Bir daha söyle, bir daha söyle. Bu ses olmuyor. Biraz daha yüksek sesle söyle. Mikrofonu şurada arkadaşlar. Kafasının üstünde mikrofon var. Yani sizin söylediğiniz sesleri bu kafasının üstündeki mikrofonla algılıyor. 3 saniyelik sesleri ondan sonra kendi tekrar ediyor. Bir daha deneyelim mi? Daha gür bir sesle söyle. Limon TV'ye abone olmayı unutmayın arkadaşlar diye. Ben söyledim, sen de söyle. Sen söyledikten sonra robot da söylesin. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Merhaba arkadaşlar. Limon TV'ye abone olmayı unutmayın. Merhaba arkadaşlar. Limon TV'ye hoş geldiniz. Söylüyor değil mi? Gayet söyle. Güzel söylüyor bence. Yani ses kayıt özelliği de güzel bir özellik. Evet arkadaşlar, genel olarak oyuncağımız böyle güzel özellikleri var. Az önce de söylediğim gibi bir eşyayı, 150 gramlık bir eşyayı, çok ağır bir şey değil, taşıyabilirsiniz. Ses kayıt özelliğinden bahsettik, onu birazcık denedik, test ettik. Olar. Rota belirleyebiliyorsunuz. Rotanızı belirledikten sonra çizdiğiniz rota üzerinde yürüyor. Çok denedik ama birkaç tane rota masa üzerinde yaptığımız için düşme durumu oluyor. Bir de sensöründen dolayı da çok sağa sola gidiyor. Siz düz mekanlarda bunun rotasını çizip kullanabilirsiniz. Kendi rotasını belirleyip hareket ettirebilirsiniz bir saniye. Bir de kumanda üzerinde ortadaki tuşa bastığınız zaman sizi takip ediyordu. Bu da güzel bir özellik. Yani 4-5 tane çok güzel diğer robot oyuncaklardan ayıran güzel özellikleri var. Bence eğlenceli bir robottu. Yalnız kutunun üzerinde bir şey gördüm ben. 5 yaş ve üzeri kitle için uygun diye söylemişler. Ya ben yani 30 yaşındayım, 30 küsur yaşındayım. Ben bile bir günde zor öğrendim. Bence oyuncağın tek eksisi bu. Aslında yaş grubu için, 5 yaş grubu için daha ağır bir oyuncak yani. Daha yaşı ilerlemiş arkadaşlar için daha ideal bir oyuncak olabilir. Yani ama 7 ben yaş, 6 yaşındayım. Yani 6 yaş olabilir, 7 yaş olabilir, 8 yaş olabilir. Ama 5 yaşından küçükler zaten kesinlikle bununla oynaması çok zor yani. Öğrenmesi de çok zor. Ama beğenirsiniz. Bence alın, almayı düşünüyorsanız. Eğlenceli bir oyuncak. Dayanıklı da bir yapısı var. 420 gram ağırlığında bir oyuncak. Güzel bir oyuncak. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Umarım oyuncak misafirimizi beğenmişsinizdir. Hepiniz kendinize çok çok iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı tekrar söylüyorum unutmayın. Bizi takipte kalmayı, takip etmeyi unutmayın. Ve şuradaki... Neydi o? Zili açın, abone ol butonuna tıklayın, hepsini yapın, yorum atın, oyuncakla ilgili yorumlarınızı atın, beğendiyseniz veya olumsuz gördüğünüz bir şey varsa onları da söylemeyi unutmayın. Abone olduk türü falan yorumlar atın. Yorumlar atsınlar, evet o da güzel. Abone olanlar abone olduk desin, bari bilelim değil mi kimin abone olduğunu. Öyle değil mi? Aynen öyle. Tamam hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.